Kartal Yiğit'le Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Kartal Yiğit, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyidir, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi Şenol Güneş'in basın toplantısı üzerine biraz değerlendirme yapmak lazım. Yine uzun, yine aslında gündem belirleyen, gündem yaratan açıklamalar diyebiliriz Şenol Güneş'ten. Şimdi tabii dikkat çeken konu önce transfer, isterseniz buradan başlayalım. Transfer yapmayacağız dedi. Sonra da istediği profildeki, beğendiği oyuncuları saydı Şenol Güneş. Aslında biraz kafa karışıklığı yarattı bu noktada. Acaba Beşiktaş transfer yapacak mı, yapmayacak mı devre arasında? Kafalar karışık gibi görünüyor. Sizin görüşünüz nedir? Önce hoca Aralık ayında transfer yapmayacağız dedi. Yani Ocak ayında yapmayacağız demedi. O yüzden böyle üstü kapalı bir şekilde aslında transfer istediğini dile getirdi. Yalnız şu da bir gerçek. Beşiktaş'ta transfer tahtasının açılması için bazı oyuncuların gitmesi lazım. Yabancı anlamında söylüyorum. Çünkü 14 yabancısı var. Gitmeden kimseyi alamaz Beşiktaş. Zaten yönetimin de hoca ile görüştüğü, yani Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce yaptığı görüşmelerde transfer için herhangi bir oyuncudan gelen ayrılma isteğini kabul edileceği karar alındı. Yani bir oyuncu gitmeden başka bir transfer yapılmaması karar alındı. Şu an resmi olarak da herhangi bir oyuncudan ayrılma talebi gelmediği için de transfer tahtası kapalı gözüküyor. Açılmadan da transfer olmayacak. Ben onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani evet, Şenol Hoca bazı isteklerde bulunuyor. Özellikle savunma hattından çok memnun değil. Buraya bir stoper alınmasını istiyor. Hatta ve hatta eğer Masuaka'dan bir ayrılık talebi gelirse ona da kesinlikle hayır demeyeceklerini ve yolların ayrılmasını istiyor. O yüzden oraya da bir sol bek takviyesi düşünüyor, ama dediğim gibi herhangi bir oyuncudan böyle bir ayrılıkla ilgili bir fikir, talep gelmezse Beşiktaş yönetimi bu ara transferde, yani Ocak ayında oyuncu almayı düşünmüyor. Peki şimdi özellikle Onur Bulut'la ilgili sözleri dikkat çekti Şenol Güneş'in. Rozier konusunda aslında ne söyleyeceği, ne düşündüğü de merak ediliyordu. Çok zeki, çok yetenekli ama yaramaz bir öğrenci ifadesini kullandı. Şimdi Rozier acaba Dünya Kupası arasından sonra nasıl dönecek? Rozier'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelebilir mi? Bu noktada şu anda belki gündemde olmasa bile transfer yapmak zorunda kalabilir mi Beşiktaş? Bu bölgeyi isterseniz biraz değerlendirin. Ezgi, şunu da söyleyeyim. Tıpkı sol bekte olduğu gibi Şenol Güneş sağ bekte de, yani Rozier'in olduğu bölgeden de memnun değil. Bu kesinlikle bir bilgi. O yüzden hoca Rozier'in durumunu görmek istiyor. Çünkü hakikaten, yani kendisi de söylediği gibi, Rozier iyi bir oyuncu. Sezon başı da iyi bir performans sergiledi ama nedense son haftalarda bir düşüş içerisinde ve istikrarsız bir görüntü çizmeye başladı. Şimdi hoca da bundan memnun değil. Yani acaba oyuncunun problemi mi var, burada kalmak istemiyor mu şeklinde bir düşüncesi var. Zaman zaman Rozier de içeriden edindiğim bilgiler doğrultusunda Rozier'in de bazı serzenişleri olduğunu duydum. Yani çok memnun olmadığını, hatta işte bir teklif gelirse ayrılma gibi. Masuaka'da olduğu gibi Masuaka'nın da böyle bir düşüncesi var. Böyle olduğunu hoca da biliyor. O yüzden sıkıntılı olduğunu aslında dünkü basın toplantısında dile getirdi yine dolaylı olarak. Çünkü Şenol Güneş her bakımdan hazır oyuncu ister. Yani bu fiziki anlamda olsun, mental anlamda olsun. O yüzden Rozier'in de böyle bir sıkıntısı varmış gibi gözüküyor şu an. Ama zaten Şenol Güneş de bunu deklare etti. Hiçbir oyuncunun şu an itibariyle ayrılmasını istemiyor. Böyle bir talebi de yok zaten. Herhangi bir talebi de yok yönetimden ve başkandan. Çünkü henüz tabii ki insanlar, şimdi Dünya Kupası arası olduğu için psikolojik olarak böyle işte araya girdik, transfer yapılacak mı modunda, ama öyle bir şey yok.
Dönüşte yani dünya arasından sonra dönüşte 6 tane maçı var Beşiktaş'ın. Şenol Güneş de bunu söyledi. 6 maçtan mümkün olduğu kadar maksimum derecede iyi bir sonuçlar almak istiyor. O yüzden oyuncularını şu an itibariyle bunun motive etme peşinde. Ben şu gidecek bu kalacak şeklinde bir düşüncesi olduğunu zaten bilmiyorum, duymadım da. Hoca da bunu dile getirdi. Yalnız şu var, toplantıda oyuncularından yani verim alamadığı oyunculardan olan memnuniyetsizliğini aslında söyledi. Bir bakıma oyuncularını da teşvik etmek için. Rozier de bunların arasında. Yani birkaç oyuncu saydı, işte Rozier, Dele Alli, bunların performansların artması gerektiğini söyledi. O yüzden bakalım bu arada nasıl bir performans sergileyecek Rozier, ama Şenol Güneş oyuncularının kazanılmasından yana, yani devre arasında, yani bu aradaki hazırlık çalışmalarında ve kampta oyuncuların kazanılmasına yönelik çalışmalar da yapacak. Onu da söyleyebiliriz. Aslında bunu bir yorum olarak değil de varsa bir istihbarat olarak sormak istiyorum. Şenol Güneş'in dün yaptığı açıklamalardan sonra aklı aslında şu anda takımla teknik direktörün arası nasıl? Nasıl bir ilişki var? Aslında bu soru biraz gündeme geliyor. Çünkü bazı oyuncuları tatlı sert de olsa eleştirdiğini görüyoruz Şenol Güneş'in. Geldiği günden beri aslında devam eden bir durum bu. Mesela ben senin evladın değilim yanıtını aldığını söyledi bir oyuncudan. İsim vermedi tabii ki. Şimdi bu noktada takımla Şenol Güneş'in acaba şu anda arası nasıl? Böyle bir bilgimiz var mı? Şöyle, takımla herhangi bir problemi yok. Yani öyle bir kopukluk yok. Ama bazı oyuncular, o da işte yabancı oyuncular, işte sayayım istiyorsanız, işte Rozier, Saiz, Masuaku, Dele Alli, bunlarla böyle bir arada iletişim anlamında, yani oyuncuların kendi düşünce yapıları anlamında bir sıkıntı var. Yani bu oyuncular çok memnun değil. Yani gidişattan ve işte Valerian İsmail'in gitmesinden dolayı. Sorun burada. Ama hocaya karşı bir tavır yok. O önemli. Hocaya karşı bir tavır olmadığı için de bunların düzeleceğini düşünüyorum ben. Çünkü Şenol Hoca biliyorsunuz öğretmen kişiliği olan bir teknik adam. Oyuncularla olan iletişimi seven ve onlarla iyi bağ kuran bir teknik adam. O yüzden ben bu arada bu oyuncuların da psikolojik olarak hocayla olan o bağın daha da düzeleceğini düşünüyorum. Bunu da düzeltecek tek kişi Şenol Güneş'tir. Çünkü geçmişte çok örnekleri var. Mesela bir Quaresma örneği var. Geldiğinde, Şenol Güneş geldiğinde Quaresma sorunluydu. Daha öncesinde de sorunluydu. Çünkü yıldız statüsünde geldi. O yüzden Şenol Hoca kısa zamanda Quaresma'yı çok iyi yerlere getirdi. Hatta bakıyorsunuz şimdi bile Quaresma devamlı tweetler atıyor. Yani Şenol Güneş lehine. Ona olan sevgisini dile getiriyor. Ben ilk kez görüyorum. Çünkü Quaresma daha önceki teknik adamlarla da çalıştı. Hiçbirine böyle bir davranışta bulunmadı. Ama Şenol Güneş için yapıyor. O yüzden ben Şenol Güneş'in oyuncuların bu anlamdaki sıkıntılarını düzelteceğini düşünüyorum. O ben senin evladım sözüne gelince de hoca onu 20 yıl önceki bir olay olarak bahsetti. Yani Beşiktaş için geçerli değil. Onu da söyleyeyim, yani insanlar yanlış anlamasın. Daha önce çalıştırdığı takımlardan birinde bir oyuncuyla dedi, isim vermedi. Yani Beşiktaş'la ilgili alakalı bir durum değil. Şu an itibariyle evet yeni yeni adaptasyon sürecinde, yani Şenol Güneş de olsa, tecrübeli bir teknik adam da olsa henüz Beşiktaş'a alışmış değil. Zaten hoca kendisi de söyledi bunu. Bir alışma devresinde. Bu alışma devresini atlattıktan sonra bence bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın bu sağ sonuçlarına da yansıyacağını tahmin ediyorum. Ara Beşiktaş'a bence iyi gelecek. İyi gelecek takımlar arasında Beşiktaş'ı da sayabiliriz Ezgi. Peki. Kartal Yiğit, çok teşekkürler yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları. Çok teşekkürler.